Sevgili Altın Rehber izleyicileri, efendim şimdi de sektörler arası yolculuğumuzda peyzaj ve çevre düzenleme üzerine konuşacağız. Anka Botanik'ten sesleniyoruz sizlere. Antalya Kemer'deyiz. Yanımızda Yalçın Bey var. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Yalçın Bey. İlk olarak size şunu sorayım. Anka Botanik'te neler var, neler yapıyorsunuz? Anka Botanik'te çevre düzenleme üzerine düşen yeşil alanları, tesisi, sulama, otomatik sulama sistemlerini hepsini yapıyoruz şu anda. Proje danışmanlığı veriyoruz işverenlerimize. Genelde turizm bölgesi olduğumuz için de oteller ve villalar üzerinde çalışıyoruz. İthalat, ihracat durumunuz ne alemde? İthalat durumumuz var tabii ki. Sezon başlarında İtalya'dan, Hollanda'dan, İspanya'dan uygun bitkiler, seçtiğimiz bitkiler gidip gezdikten sonra, gördükten sonra ürünler alıp daha sonra müşterimize şey yapıyoruz. Peki dünyada içinde bulunduğunuz sektörün öncüsü hangi ülke? Bana göre İtalya şu anda. Neden böyle düşünüyorsunuz? Sektörün ana bitkileri dediğimiz hani üretici olarak şu anda İtalya ciddi anlamda bitki üretiminde yol almış bir durumda ama Türkiye'de son yıllarda bu konuyla ilgili hızlandı diye düşünüyorum. Ürünlerinizde neler var? Her türlü bitki var mı? Akdeniz bölgesinde yaşayan hemen hemen bütün ürünlerimiz bulunmaktadır. Zaten bulunmak zorunda da sektörde ayakta kalmak için ve müşteri taleplerini karşılamak için. Peki Anka Botanik peyzajını yaptıktan sonra, çevre düzenlemesini yaptıktan sonra bakımını da yapıyor mu? İşverenin doğru orantılı oluyor bu. Yaptığımız yerler de var. İşverenin kendi yaptığı yerler de var. Dolayısıyla bu tamamen sektörle alakalı. İşverenin talebiyle doğru orantılı. Peki sezon olayı sizde nasıl oluyor? Sezon bizde kışın başlar. Turistik bölge olduğu için kışın inşaat yasağı kalkar. Kışın oteller yatırım yapmaya başlar. Bizler de bu yatırım içinde bulunmaya çalışıyoruz bir şekilde. Peki Türkiye'de çevre düzenlemesi olayına ne kadar önem veriliyor sizce? Türkiye'de son yıllarda bana göre ciddi anlamda çevre düzenlemeye önem veriliyor. Özellikle oteller olsun, siteler olsun, villalar olsun. Artık peyzaj mimarının çevre düzenleme yapıldığı zaman hani binanın vitrini olarak görülüyor. Ve bu vitrinin de düzgün olmasını isteyen işverenlerimiz çok fazla oluyor artık. Peki diyelim ki ben bir otel sahibiyim ve sizden talep ediyorum. Gelip peyzajını, çevre düzenlemesini yapıyorsunuz. Kaliteli ve düzgün bir hizmet aldığımı nereden anlayacağım? Şimdi biz öncelikle öyle bir talep geldiği zaman arazinin röleve çalışmasını yapıyoruz. Resimlerini çekiyoruz. Projesi varsa projesini alıyoruz. 3 boyutlu tasarımlar yapıp, ön çalışmamızı yapıp işverene sunuyoruz. Anlaştığımız takdirde de uygulamamıza başlıyoruz hızlı bir şekilde. Çünkü çok kısa sürede turistik bölgeler olduğu için inşaat yasağının kalkmadan her şeyin bitmesi gerekiyor. Peki son olarak şunu sorayım size. Geleceğe yönelik planlarınız neler ve bu sektörde kendinizi nerede görüyorsunuz? Ve izleyicilerimiz neden sizi tercih etsinler? Şimdi biz her işimize aynı kalitede profesyonellikle yaklaşmaya çalışıyoruz. Hedefimiz tabii ki sektörde iyi bir yerde olmak, büyümek. Bizim esas olan ilk amacımız ama başarı her zaman. Önce başarmayı başaracağız. Daha sonra zaten büyüme geliyor arkasından. Teşekkürler efendim bu güzel paylaşımınız. Ederiz. Teşekkürler. Çok biz vereceğiz. Evet sevgili Altın Rehber izleyicileri efendim, siz de çevre düzenlemesine ihtiyaç duyuyorsanız, kaliteli ve profesyonel bir hizmet almak istiyorsanız Antalya Kemer'de bulunan Anka Botanik'le iletişime geçebilirsiniz. Farklı bir sektörde kaldığımız yerden devam edeceğiz.